Selin Hanım, merhabalar. Merhaba Gülay Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Artık danışanlarımızın eş ve yakınları için de bir destek grubumuz var. Takvimini size gönderdim. Belki ilgilenirsiniz. İlgilenirim tabii. Çok güzel düşünmüşsünüz. Şimdi odama gidince bakacağım hemen. Tamam. Bir de dün seansta olanlar. Dün seansta olanlar? Doktor Ateş Bey'in Metin Bey'le aynı seansta olma isteğini kabul ettim. Bazen danışanlarımızın stres noktasını bu derece zorlamak, onların kurban psikolojisinden sıyrılmasını sağlayabiliyor. Ama görünen o ki tek seferde kalacak. Doktor Bey, benim sigaraya başlamam lazım. Tekrardan başlamam lazım yani. Yani buraya sigaraya başlaman gerek diyecek bir doktor bulmaya mı geldin sen? Sigarayı bıraktıktan sonra başladı bütün sıkıntı. Sıkıntı. İshal yani, öyle mi? Ne ishal, ne ishal. Sen bayağı ikameti tuvalete aldırmışsın. Evet. Günde 10-12 sefer. Rezillik resmen. Bir de hava yollarında çalışıyorum ben. Kabin memuruyum üstelik. Nasıl yaparsın bunu? Nasıl yaparsın? Neyi? Ayrıca teşekkürler, hıçkırığım geçti. Grup terapisine girmişsin. Sen öyle söylememiş miydin? Duygularında yüzleşmen lazım. 5 yıl önce dedim sana bunu. İşte ancak fırsat bulabildim. Doktorum ya, hastalar mastalar, poliklinik derken. Sen istediğin kadar tedavi olma. Böyle mutsuz ve huysuz bir şekilde kal. Metin'in tedavi olmasına neden engel oluyorsun? Benim kimseye engel olduğum falan yok. Herkese açık bir toplantı orası. Acaba Metin neden orada? Çok mu bunaldı acaba? Evliliğinde bir sıkıntı mı var? Yani önemsediğimden soruyorum. Sen kimseyi önemsemiyorsun. Senin derdin benle. Sen hala benimle birlikte olmak istiyorsun. Ayıptır söylemesi, elimi sallasam elbise. Böyle dikildiğin zaman tepemde yalnız hastalarımla ilgilenemiyorum. Kaç paket? Günde bir paketten birazcık fazla. Ama hafif bir sigara içiyordum zaten. Siz bu hanımla mı evliydiniz eskiden? Doktorlar da hata yapar. Kaç paket derken sigarayı sormuyorum. Bu sakız var ya, çiğnediğin sigarayı bırakmak için çiğnediğin sakız. Onu soruyorum. 6, belki 7. Bir de ben seni koruyorum. Ben ve İpek, sen hayatını mahvedecek saçmalıklar yapma diye elimizden geleni yapıyoruz. Seni bizim kadar da düşünen yok, haberin olsun. Huysuzsun. Huysuz falan değilim, öfkeliyim ben. Hem de çok öfkeliyim. Huysuzsun. Sen birinden veya bir şeyden bıkıp usandığın zaman huysuz olursun, huysuz. Yeter, kes! Ha, yanılmışım, pardon. Değilmiş huysuz. Ateş, Metin çok zor bir zamandan geçiyor. Ve bunu en iyi sen anlarsın. Ama sen kim, empati kim, öyle değil mi? Ha, sakat sakat. Şimdi anladım, empati. Acaba müzik grubu falan mı kursak biz Meto'yla? Ha? SSK, Selin'in sakat kocaları. Bizim Metin'le güzel bir ilişkimiz var Ateş. Ve karı koca olarak çok zor bir süreçten elimizden gelen en iyi şekilde geçmeye çalışıyoruz. Bunların benimle hiçbir ilgisi yok mu yani? Yok. Hiçbir ilgisi yok. Bırak artık bu işin peşini. Zehirlenmişsin sen. Sakızdan mı? Sorbitol. Bu sakızların içine tatlandırsın diye sorbitol koyarlar. Biz sorbitolü müsil olarak kullanırız. Yani sen sigarayı bırakacağım derken kendini tuvalete kilitlemişsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.